Ekmeleddin İhsanoğlu tabii çok çıplak bir örnek, çok ne diyelim, çok çarpıcı bir örnek ve çok büyük bir siyasal yanlış olarak duruyor ortada. Ona bir daha cesaret edilemeyeceği açık ama Ekmeleddin İhsanoğlu adaylığına benzer adaylar, dediğiniz skandal doğru. Başbakanlıktan istifa etmeden Cumhurbaşkanlığına aday olarak açıkça yasayı çiğnedi. Bu iktidarın yasa tanımaz tutumunun tipik bir örneği. Ama muhalefetin hatası ise Ekmeleddin İhsanoğlu adaylığıdır. Benzer adaylığı pazarlamaya çalışanlar var. Bu işte bazen Haşim Kılıç gibi bir isimle geliyor önümüze. Bazen Abdullah Gül gibi bir isimle geliyor. Bazen bugün belki hiç tahmin etmediğimiz ama hep sözünü ettiğim gibi Erdoğansız AKP dönemini yaşatacak bize. Yani AKP iktidarı dönemindeki bütün Cumhuriyet kurumlarının imha edilmesine dayalı icraatların yerinde kalacağı, çok sivri, çok göze batan birkaç değişikliğin, birkaç törpülemenin yapılarak rejimin sürdürülmesi anlamına gelebilecek bir aday. Yani Erdoğansız bir AKP rejiminin sürdürülmesi anlamına gelecek bir restorasyon çabası var diye düşünüyorum. Tutmaz. Evet, tutmayacağı açık ama böyle tutmaz. Bir niyet var. Böyle bir niyet var. Evet. Sayın yorumcunun, yani Levent Gültekin'in bunu ikide bir ısıtıp gündeme getirmek istemesi, söz konusu televizyon kanalının bu konuda herhangi bir tutum deklar etmemesi, yani ya katılmıyoruz, bu bizi bağlamıyor diye bir tutum deklar etmemiş olması aslında bunun bir proje olarak, başka uzantıları da olan bir proje olarak gündeme getirilmek istendiği anlamına geliyor benim nezdimde. Tersi ise arkadaşlar açıklarlar. Evet. İç ve dış uzantıları. Evet. İç aynen. Ve dış. Evet, iç ve dış. Evet, tabii. Ben de sizinle aynı kanaatteyim. Bence de tutmayacaktır. Bence de tutmayacaktır. Geçmiş olsun onlara. Bence de tutmayacaktır. Millet İttifakı'nın adayını da Millet İttifakı belirleyecektir ve ya da altılı masa belirleyecektir. Bundan da hiç kuşku yok. Çünkü adaylar da belli aslında. Aday adayları da belli. Ama bugün Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında söyledikleri önemli. Yani çocuk kandırmaya çalışıyorlar bunlar. Sayın seyirciler, hadi çıkarın adayınızı, çıkarın bakalım. Çıkartın bakalım Zillet İttifakı diye. Ya vallahi bunları yapacağını diğer şeyde Kayseri'de olduğu gibi kendilerinden ayrılan ve eleştirenlere karşı şiddet kullanmayı öncelikle bir yana bırakıp meşru ve demokratik bir parti olmaya çalışmalılar. Onu bunu zillet diye suçlamak yerine ya da terör örgütleriyle bağlantılı diye bir takım partileri ya da çevreleri, mesela CHP'yi suçlamak yerine HDP ile görüşüyor diye öncelikle kendisi, yani bu kadar tesadüf olmaz. Ya MHP'yi eleştiren MHP kökenli, yani milliyetçi gazeteciler, çünkü insanların felsefi ve siyasal tercihleri olur. Önemli olan haberde objektif olmaları, bilgiye ve olguya sadakatlarıdır, gerçeğe sadakatlarıdır. Genellikle milliyetçi bir kökene sahip veya milliyetçi çizgideki gazetecilerin, yazarların saldırıya uğradığı veya o partiden, MHP'den ayrılanların saldırıya uğradığı bir dönem yaşadık. Bu dönemin ortak bir özelliği var. Bu saldırıların ve bu dönemin ortak bir özelliği var. Ayrılanlar veya adı geçen gazeteciler, Yavuz Selim Demirağ gibi, işte Orhan Uğurlu gibi. Bunlar MHP'yi ve Devlet Bahçeli'yi eleştirdiler diye saldırıya uğradılar. Sonra bir MHP Genel Başkan Yardımcısı çıktı. Vallahi bizim delillerimiz çok dedi. Ama o deliği şey kavramı olarak kullandı. Övücü bir kavram olarak kullandı. Yani deli gönüllüler, deli yürekliler çok. Anlamında. Delikanlı. Evet, delikanlı kavramını kullanmadı. Deliler dedi. Kastetti işte, onlardan biri. Şimdi gelelim Ergün Poyraz'a. Ergün Poyraz'ı dövenler farklı. Şimdi değerli seyirciler, Ergün Poyraz'ı MHP'liler dövmedi. Öyle değil. Orada yerel bir ihale konusunda yazı yazdığı için, bir haber yaptığı için saldırıya uğradı. Bence Kuşadası'nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı açıklama yapmalıdır. Bu olay nedir diye. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı açıklama yapmalıdır. Emniyet açıklama yapmalıdır. Bence de Ergün Poyraz bir açıklama yapmalıdır. Ama Ergün Poyraz yoğun bakımda, ağır yaralıya, kafatasında çatlak var ve yaşamını yitirebilir. Ergün Poyraz'ı iyi tanırım. Ergün Poyraz bütün fevri çıkışlarına karşın hayatını kalemiyle kazanmış, mütevazı yaşayan, Ergenekon davasından en uzun süre yatmış, 7 yıl yattı. Bakın 7 yıl yattı. Ve sahipsiz bırakılmıştır. Kamuoyu da sahip çıkmamıştır ona. Bu yanıyla garibandır Ergün Poyraz. Hapisten çıktıktan sonra büyük kentte yaşayacağı parası olmadığı için köyüne gitti. Aydın'da yaşadı. Ve yine kalemiyle kazanmaya çalıştı hayatını. Neleri yazdığı da önemli. Musa'nın Çocukları kitabı. Mesela AKP iktidarıyla AKP'nin kuruluşundaki Yahudi sermayesinin etkisini, çevrelerin etkisini araştıran bir takım iddialar. Bunlar doğrudur değildir tartışması ayrıdır. Ciddi bazı iddiaları ortaya atan, işte Musa'nın Çocukları gibi kitaplar Türkiye'de satış rekorları kırdı. Diplomasız diye bir kitap yazdı. Diplomasız. Hepsi satışta. Hepsi satışta. Evet. Hiçbiri yasaklanmadı. Evet, hiçbiri yasaklanmadı. Diplomasız diye bir kitap yazdı. AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğunu, diplomasının gerçek olmadığını, üniversite mezunu, 4 yıllık bir fakülte mezunu olmadığını ileri süren kocaman bir kitap var ortada, Diplomasız diye. Böyle kitaplar yazan bir yazardan söz ediyoruz. Ama Ergenekon davası sırasında bir takım jandarma istihbarattan aldığı belgelerle kitap yazıyor diye hakkında bir şaya çıkarıldı. Bu şaya nedeniyle Ergenekon kumpasına karşı çıkanlar bile Ergün Poyraz'dan zaman zaman uzak durdular. Doğrusu benim de kuşkularım vardı ama ben tanıyınca bütün bu kuşkularım ortadan kalktı. Şey var karşımızda, mütevazı bir şekilde ekmeğini kazanmaya çalışan, yazan, eden, Cumhuriyet'e inanmış bir ne diyelim, kesinlikle küçümsemek için kullanmıyorum. Bir taşra aydını, bir Anadolu aydını var daha doğru bir deyimle. Samimi anlamda kullanıyoruz. Evet. Bir Anadolu aydını vardı karşımızda. Ergün Poyraz böyle biridir. Ve şeye bakmaz. Öyle işte CHP'liymiş, MHP'liymiş, AKP'liymiş bakmaz. Bir yolsuzluk gördü mü yazar. Zaman zaman fevri çıkışları vardır. Yer yer benim de eleştirdiğim. Ben çok sonra tanıdım kendisini. Yani zaten uzunca da bir sürede görüşmüyoruz. Ben buradan kendisine geçmiş olsun diyorum. Ve buradan çağrıyı bir kez daha tekrarlıyorum. Kim? 6 kişi gözaltında. Ama bakın hocam bunlar tutuklanabilir. Bunlar tutuklanabilir. Evet, evet tabii. Bunlar tutuklanabilir. Neden tutuklanırlar? Evet. Evet. O yüzden. Evet. Kayseri'de kimse tutuklanmayacak, onu da göreceğiz. Serbest bırakıldılar zaten. Adli tedbirle serbest bırakıldılar. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyiciler, bir defa Ergün Poyraz, hepimiz dili alışmış Ergun'a, Ergün Poyraz. Ben Erdem Bey'i kutlarım. Çok güzel bir tanım yaptı. Aslında onun kişiliğini tanımladı. Ben ilk karşılaştığımdan itibaren çocuğa bir sempati duydum.